He, o öyle mi, doğru mu? Vay canım benim. Benim için mi varoş demiş? Şimdi buradan ismini açıklasam bana varoş diyen o değerli sanatçımızın. Sonra da nereden nereye geldiğini bir açıklasam. He? Bana varoş diyen, kendini sanatçı sanan zavallı. Başka bir şey demiyorum sana. Sakın sanatçıyım diye ortalıklarda dolaşma. Ayrıca varoş olmaktan da gurur duyarım. Onu da söyleyeyim. Varoş değilim. Etiler çocuğuyum. Doğma bir Etilerliyim ama üniversite mezunuyum. Kitaplarım var, ödüllerim var. Senden de fazlam var biliyorsun. Hadi görüşürüz canım. Reklamlardan sonra buradayız. Şimdi az önce programda reklama girerken bahsettiğim ünlüyü herkes merak etmiş. Bekleyin biraz. O zaten kendi kendine çıkar. Ortalardan böyle böyle çıkıyor arada sırada. Ne zaman unutulmaya başlanıyor, adı geçmeye başlanıyor. Gene birilerine böyle laf atarak, sataşarak bir yerlere gelmeye çalışıyor. Canım. Canım diyorum canım sana deme ya. O topa girmem ben. Tamam. Sen anladın onu. Hadi git başka şey de öğrenç de öyle gündeme gel. Şimdi de arkadaşım birisi herhalde bu yolla popülerlikten faydalanmaya çalışmak için benim için varoş demiş. Yavrum, seni varoşlara bir veririm, çıkamazsın oradan, haberin olsun ha. Tamam. Sen bilmezsin varoşların ne olduğunu. Utanmam da ayrıca. Gecekonduda da kaldım. Etilerin en lüks evinde de kaldım. Tamam, Cumhurbaşkanlığı sarayında da kaldım. Başbakanla aynı odayı da paylaştım. Tamam canım. Geçmiş olsun, zamanında düşünecektim. Peki sevgili izleyenler, şimdi